Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar, artık bir mankenin üzerinden nasıl ölçülerini aldığınızı veya bir müşterinizin ölçülerini nasıl aldığınızı görebiliyorsunuz. Arkadaşlar, bunu aldıktan sonra ekranımızda göreceksiniz. Biz bunun hemen kalıbını aldığımız ölçüler nispetinde ne yapacağız? Çıkartacağız ve onun defilesine kadar gidebilen bütün uygulamalarını gösterme imkanına da sahip olabileceğiz. Arkadaşlarımdan ricam şu: artık eski modelistlik kısımları artık gerçekten bitti. Artık eski stilistlik el çizimleri gerçekten bitti. Bunları videolarımızı izlersinizse, bizi ziyarete gelirsinizse göreceksiniz. Biz artık pensli temel bedeni 1,5-2 dakikada çıkartıp plotter'dan çıkışlarını alıyoruz arkadaşlar. Bakın, ölçülerinizi aldığımız her ölçüyü aynen uygulayabiliyoruz. Beldi, basendi, göğüstü, aklınıza gelebilen tüm ölçüleri aldıktan sonra arkadaşlar bunu bilgisayar ortamına yerleştirip ve 1 milim oynamadan alma imkanına sahip olabiliyoruz. Onun için arkadaşlarımdan şunu istiyorum: eski modelistlik zamanlarında, yani eskiden gerçekten riga takımları eşel sistemleriyle yapan arkadaşlarımıza biz saygı duyuyoruz, ama artık teknoloji gelişti, artık dünya eski dünya değil, teknikler gelişti ve izleyin, karar verin. Sakın arkadaşlar, ön yargılı olmamak gerekiyor. Teknolojiyle gelecekle kavga edilmez ve arkadaşlarımızdan ricam şu: mümkünse bu videoları mutlaka sonuna kadar izleyin. 28-30 dakikaya yakın bir video bu, ama gerçekten çok farklı bir video, çok farklı, sizin işinize, geleceğinize yatırım yapmanız için çok önemli. Daha ayrıntılı, daha farklı videolarımız da olacak. Bunlar bir başlangıç arkadaşlar. Artık tekstilde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorum ve sizi bu çalışmalarla baş başa bırakıyorum. Ekranda görüyorsunuz, ölçü alma tekniklerini biz kullanarak ne yapmış olduk arkadaşlar? Ekranımızdaki ölçülerin nasıl alındığını, bu ölçülerin nasıl yerleştirildiğine kadar, neyin nasıl durduğuna kadar hepsini gösterebiliyoruz ki, dediğim gibi arkadaşlar, videomuzu izlemenizde yarar var. Evet arkadaşlar, dersin takibini bu şekilde yapmanız, nasıl ölçü alındığı tekniklerini de görüyorsunuz ve bir de dediğimiz gibi bunun kalıbın nasıl kullanıldığına kadar görme fırsatınız da olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artık modelistlikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu yeni başlayacak, kursa yeni başlayıp veya bu mesleğe yeni başlayan, tekstille yeni başlayacak olan arkadaşlarımız da iyi izlemeliler. Modelistlik, yıllardır modelistlik yapan arkadaşlarımız da mutlaka bunu iyi takip etmelerinde yarar var. Ve bir de işletme sahiplerinin de bunu izlemelerinde yarar var. Hele hot kültür çalışması yapacak olan, moda, modevi gibi yerler açmak isteyen arkadaşlarımızın da mutlaka bunu izlemelerini tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar, ekranımızda görmüş olduğunuz gibi bir boyutlandırılmış bir model arkadaşlar, manken kısmımız var, ölçü kısmımız var. Prova mankeni diyoruz biz buna. Ama bunun içerisinde bakın, ilk etapta hemen bir ölçülerini buraya getirmiş olduk. Neresinin ne kadar, hangi ölçülerde olduğunu ne yapabiliyorum şimdi? Görebiliyorum arkadaşlar. Göğüs, bel, basen. Burada diğer ayrıntılı görüntülerimiz de var. Şimdi birazdan size sadece bunları göstermeyeceğim. Arkadaşlar, pantolon da dahil hepsini gösterebiliyoruz. Yani biz bir insanın giyebileceği bütün kıyafetleri bunun üzerinde tasarlama imkanına sahip olabiliyoruz. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar, ekranımıza bakın. Ben tek ekran olarak bu alanımızı getiriyorum. Ölçülerim burada. Ama biraz önce ölçmüş olduğumuz, yani almış olduğumuz ölçüleri biz buraya girebiliriz. Örnek 90'mış diyelim ki buradaki prova mankenimiz. Ama siz bunu 95 yapalım. Yani göğsümüz 95 olarak gelmiş olsun. Bakın 95 yaptım. 95 ile burasına dikkat edin. Şimdi 95 oldu mu burası? Evet oldu. Belimizi ölçtük. Normal 72 geldi diyelim bizim belimiz. O zaman burası kaçmış? 66, değil mi? Bakın, belimizi ölçtüğümüz belimizi buraya yazıyorum. Kaç olsun? 72. Belimiz 72 oldu mu? Evet oldu. Şimdi basen kısmımız var. Bakın, basen çizgimizin olduğu bölüme geldim. 95'miş. Ben basen çizgimi kaç yapıyorum? Diyelim ki 98 vermek istiyorum. Buraya dikkat edin, basenimize 98 olarak da ne yapmış olalım? Bunun değerini girmiş olalım. Bakın 98 girdim. Ve bakın
buradaki alanımızı 98'de yapalım. Etek uzumuzu yaptık ve 98 oldu mu? Oldu. İsterseniz ise etek uzunu biraz daha, ya hocam ben bunu biraz aşağı indirmek istiyorum. Bunları aşağı indirme noktalarını da göstereceğim birazdan. Ben bunun işte kalça düşüklüğüyle diğer değerlerine de girmek istiyorum derseniz ise bakın diğer değerlerini de buradan ne yapabiliyorsunuz? Girebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar 95, 72, 98 oldu mu? Bunların hepsini kendiniz isterseniz ise ne yapabilirsiniz? Değiştirme imkanına da sahip olabilirsiniz. Omuzdan omuza olan ölçülerimiz de burada mevcut olarak var. Değerlerini yine buradan ne yapabiliyorsunuz? Ayarlama imkanına sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Yani sizin ölçüleriniz neyse onu alabiliyorsunuz. Şimdi buradan çıkıyorum. Devam ediyoruz. Bakın kalıbımızın boyutu burada. Bakın eğer boyutlarıyla bir oynama yapmak isterseniz bakın etek ucumuzu ben ne yapmak istiyorum? Biraz daha atmak istiyorum, yapabilirim. Yani prova mankenimle ne yapmam? Kalmam. Buradan oynamalar da yapabilirim. Etek ucumuz biraz atılsın. Buradan da bakın birazcık daha etek ucumuzu ne yapalım? Atmış olalım dediğimiz zaman atıyor muyuz? Atabiliyoruz. Ve sonra da kalıbımızın çıkartılmış haline bir bakalım arkadaşlar. Şimdi buradaki arkadaşlar 3 boyutlu sistemimiz burada. Yani o şahıs artık burada bulunmakta. Biz buraya geldik bakın. İstediğimiz şekilde arkadaşlar ne yapabiliyorum buradan? Kalıbımla artık uygulama yapabiliyorum. Ben yan dikiş hattını yaptım. Arkadaşlar bunu da görmeniz gereken bir uygulama var. Bu da şu olsun. Biz bu şahısın üzerindeki uygulamamızı arkadaşlar pensil temel beden mantığıyla uygulama yapmış olalım. Bakın bunu bu şekilde omuzumuzu da ne yaptık? Aldık mı? Aldık. Ve devam ediyoruz. Daha çok teknik uygulamalar var. Bunlara tabii kurumumuza geldikçe ne yapacaksınız? Göreceksiniz arkadaşlar. Ben burada bir numune uygulama kısmını yapmış oluyorum. Bakın ben bunu iyi takip etmenizde yarar var. Şuraya da bir yaka kısmını istediğiniz gibi form verebilirsiniz ama ben bunu bu şekilde vermiş olayım. Şimdi bizim arkadaşlar ön tarafımız hazır mı? Hazır. İsterseniz bu ön tarafta yaptığımız uygulamayı bir de nerede yapalım arkadaşlar? Arka kısmımızda da yapmış olalım. Tam bir kalıbımızı almış olalım. Biz iddia ediyorduk ki 1,5 arkadaşlar dakika içerisinde ne yapılmış oluyor? Biz pensil temel bedenimizi çıkarttığımızı söylediğimiz zaman bazı arkadaşlarımız hayır olabilir mi mümkün değildir falan gibilerinden değişik arkadaşlar neler fikirler sunabiliyorlar. Biz o noktalarda arkadaşlarımızın gelip görmelerini bakmalarını tavsiye ediyoruz. İşte burada da zaten yapıyorum görüyorsunuz. Bakın verdiğimiz ölçüleri aynen buraya 3 boyutlu olarak ne yapıyorum? Oluşturdum mu? Oluşturdum. Bakın. Kuplu bir kalıbımız burada mı? Burada. Şimdi bunların çıkartılmasını bir görmüş olalım arkadaşlar. Bakın. Kalıbımı buradan ayarlamasını yaptım. Şu anda kalıbım burada mı? Ve aynı şekilde buraya geldim. Tıkladım. Kalıbım burada mı? Ve aynı şekilde arkadaşlar arka kısmımızı da aynı şekilde alıyorum bakın. Tıkladığım zaman kalıbım burada mı? Ve tekrar geliyorum. Arkamızın arka orta dediğimiz kısmımızı alıyorum. Kalıbım burada mı? Şimdi arkadaşlar bakın kalıbımızı bu şekilde ne yaptık? Ayarladık mı? Evet ayarladık. Şimdi kalıbımızın ekranımıza tam gelmesini sağlamış oluyorum. Önümüzün, arkamızın, yan dikiş hattımızın olduğu kısımlar çıktı mı? Ve 1 milim oynamıyor arkadaşlar bunlar. CAD programıdır bu. Şimdi bakın bunlara çıtlarını koyacağım. Neresi nereye dikileceğini, düz ipine kadar her şeyini alabiliyorum. Bakın burası buraya dikilecekmiş. Burası da buraya dikilecek. Çeviriyorum. Aynı uygulamayı buradan yapıyorum. Nereler nereye dikileceğini gösterebiliyoruz. Ve aynı uygulamayı da buradan yapıyorum. Diyelim şu omuz kısmından birbirlerine gelsin. Bakın çıtların nereye geleceğini göstermiş oluyorum. Ve ayarlamalarımızı yaptık mı? Evet yaptık. Arkadaşlar şu anda benim pensli temel bedenim çıktı mı? Çıktı. Ben bundan istediğim kadar istediğim ayarlamalarını ne yapabiliyorum? Alabiliyorum. Ve bunun üzerinde nasıl durduğunu da merak ediyorsunuzsa ben buradan da arkadaşlar isterseniz istediğim kumaşı da getirip yine bunun üzerinde ne yapabiliyorum? Deneme imkanına da sahip olabiliyorum. Göresiniz diye ben bunların ayarlamalarını yapıyorum ki bakın şimdi
buna da şu şekilde verelim. Burada bu şekilde olmuş olsun. Ve bakın şu anda benim pensli temel bedenim nedir? Hazır mı? Hazır. Ve buna ben bir de düz ipini de koymuş olayım. Bakın düz ipimizi şuraya koymuş olacağım. Hepsinde de koymamız mümkün ama ben hani göresiniz diye bunu yapıyorum. Bakın düz ipimiz de ekranımıza getirdiği gibi ne yaptık? Buradaki ayarlamalarımızdan hangi ayarlamayı koymak istersinizse düz ipinizi buradan ne yapabiliyorsunuz? Oluşturduk mu? Oluşturduk. Düz ipimiz nerede? Burada mı? Evet burada. Evet arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi pensli temel bedenimizi ne kadar kısa sürede çıkarttığımızı gördünüz. Şimdi ben size şunu da hemen altını çizmemde yarar var. Ya bu böyle göründüğü gibi olmaz falan değil. Bu arkadaşlar tam gerçek ölçülerdeki olan şeydir. Kurumumuza gelirsiniz, plotter'dan çıkartır, elinize veririz arkadaşlar. Hatta siz kendi ölçülerinizi verirsiniz, sizin üzerinizde de bunun uygulamasını ne yaparız? Göstermiş oluruz arkadaşlar ve böylece de ne yapmış olursunuz? Çok rahatlıkla, hatta bazı arkadaşlarımız geldikleri zaman kalıplarını kendileri, hocam bu kalıpları alabilir miyiz? Bizim ölçülerimiz gidip bunu yapıp dikelim dedikleri zaman da biz kendilerine bu kalıpları verebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi bunun ileriki aşaması nedir hocam dersinizse, bunun ileriki aşaması bir başka 3 boyutlu programımızın üzerinde bunun provasını aynen bu ölçülerde nasıl olduğunu göstermiş olacağım arkadaşlar ve böylece de bunu hatta defilisini de yaparak bunun, yani size şunu söyleyeceğim. Birazcık açıklama yapayım. Arkadaşlar yaptığınız buradaki kalıpları, 1,5 dakikada yaptığınız kalıbı hiçbir model makinacıya gitmeden, dikmeden, dikilmiş gibi yapıp üstünde nasıl durduğuna kadar, modeliniz üzerinde nasıl durduğuna kadar provaya falan ihtiyacınız kalmadan tek seferde bu işi çıkartıp verebiliyorsunuz. Hiçbir sorun da olmadığını belirtmiş olalım. Onun için arkadaşlarımızı davet ediyorum. Şimdi ikinci bir programımızda bununla birlikte nasıl uygulandığını da bu arada ne yapmış olacağız? Görmüş olacağız arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Arkadaşlarımızdan ricam, mümkünse eğer internet sitemizdeki diğer bir videomuzu, bunun hemen devamı olan videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bazı zaman bunun devamında da kullanabileceğiz bunu. Diğer videoda da bunun tamamlamamız gerekiyor. Çünkü çok az bir dakikada bunları göstermemiz mümkün olmuyor. Onun için videolarımızı bir bütün halinde diğerine de eklemek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım size. Evet arkadaşlar, şimdi diğer programımızın üzerinde bunun denemesini yapalım. Biliyorsunuz bizim ölçülerimiz vardı. Ne ölçülerimizdi? Şu kalıbı çıkarttığımız ölçülerimiz vardı. Onların ölçüleri kaçtı? 95, 72. Göğsümüz 95'ti. Belimiz 72 idi. Basenimiz 98'di. Şimdi bunların arkadaşlar aldığımız ölçüleri alarak bakın bu mankenimizi biz aynı ölçülere getirmiş olacağız. Yani şu mankenimiz bizim ne olacak? Aynı ölçülerde olacak. Buna dikkat etmenizde yarar var. Göğüs kaçtı? 95. Hemen geliyorum buradaki ayarlamalarımızdan. Biz bunun göğsünü de ne yapmış olalım arkadaşlar? 95 olarak ayarlamış olalım. Şu göğüs kısmına dikkat etmenizi rica ediyorum. Bakın şimdi o göğüs kısmına değer vereceğim arkadaşlar. Buradan da değerlerimizin olduğu bölümü göstermiş oluyorum. Burada 86'ymış. Bakın 86.20'ymiş. Bunu ben kaç yapacağım? 95. Dikkat edin. Göğüse dikkat edin şimdi. Buraya enter'a basıyorum. Bakın göğüs büyüdü mü? Büyüdü. Ve arkadaşlar geldik. Bel kaçtı? 72. O zaman belimizi gelip buradan ölçüyorum. Kaçmış? 63'müş burada. Belimiz kaç olacak? 72. Dikkat edin, belimizde 72 oldu mu? Oldu arkadaşlar. Ve bu arkadaşlar ölçüler tamamen santimetre cinsindendir. Bakın buraya da dikkat edin, santimetre cinsindendir. Birebirdir, yani hiçbir değişiklik olmaz. Basen kısmı 98'di arkadaşlar. Basenimiz kaçmış? 90'mış. Basenimizde kaç yaptık? 98 yaptık. Ve bakın basenimizde 98 oldu mu? Oldu. Diğer bütün ölçülerini de değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Okey diyerek çıkacağım. Ve arkadaşlar şimdi bu şahıs nerede? Burada mı? Burada. Biz bu mankenimizin saçından, gözünden, duruşundan, yürüyüşüne kadar her şeyini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Kendinize ten rengine kadar hepsinin değişmesi mümkün. Hatta aksesuarlarına kadar hepsini yapabiliyoruz. Onun için şimdi buradaki ayarlamalarımızı yaptığımız zaman arkadaşlar bizim kalıbımızı ne yapmamız gerekiyor? Yani şuradaki kalıplarımız vardı ya arkadaşlar. Bu kalıpları alacağım. Biraz sonra bu şahsın üzerinde
aynı buradaki ölçülerimiz vardı ya, şuradaki ölçülerin hepsini aynen burada giydireceğim. Renklerini, kumaşlarını vereceğim ve bu şekilde de bunun defile kısmına kadar her şeyi sıralama olarak görmüş olacaksınız. Onun için ben arkadaşlarımdan bunu iyi takip etmelerini, bu bilgileri almalarını tavsiye etmemin sebebi bundan arkadaşlar. Buna dikkat etmekte yarar var. Daha değişik sistemlerle ilgili de bilgiler vermiş olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi biz buradayız. Bu uygulamamıza devam etmiş olalım. Şimdi kalıplarımızı ne yaptık arkadaşlar? Buraya getirdik mi kalıplarımızı? Evet, kalıplarımız artık burada. Şimdi bu kalıplarımızın üzerindeki ayarlamalarımızı yaparken bakın, ben buradaki kalıpların aynısını, çıtlarımız da burada arkadaşlar. Hangi çıtların nasıl olduğunu ve aynı şekilde bakın, çıtlarımız da burada mı? Burada. Şimdi arkadaşlar, bu kalıplarımızdan ne yapmamız gerekiyor? Birer tane daha oluşturmamız gerekiyor değil mi? Diğer tarafımızla ilgili olarak da bunları kullanmak amaçlı. Şimdi biz bir tek taraflı olarak aldığımız kalıplarımızın bakın buradan ayarlamalarımızı yapalım. Ve o ayarladığımız kısımlarla ilgili olarak da uygulamamızı görmenizde yarar var. Şimdi arkadaşlarımız, bu uygulamaya dikkat edin. Hemen buradaki ayarlamalarımızı da getirip buraya koyduğumuz zaman bakın, önün diğer alanını aldık mı? Aldık. Şimdi ne yapmış olacağız? Diğer arka kısmımızdaki uygulamayı almış oluyorum. Buradaki ayarlamalarımızdan bakın, bunu aldık. Bunları da aynı şekilde ne yapmış oluyoruz? Diğer tarafımızı aldık mı? Aldık. Şimdi bunların arkadaşlar dikilme aşamalarını hızlandırmış bir şekilde ne yapmış olalım? Göstermiş olalım sizlere arkadaşlar. İş ne kadar kolay olduğunu dediğim gibi görebiliyorsunuz. Bunları çok hızlı bir şekilde kullanma imkanına da sahip olabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi işi ne yapmak gerekiyor? Gerçekten iyi bir şekilde kullanmak gerekiyor. Mantığını bilmek gerekiyor. Şu anda dikiş kısımlarımızı hızlandırılmış şekilde ne yapıyorum? Yapıyorum arkadaşlar. Yani bu ayarlamamızı yaptım. Hangisini tıklamak istersinizse o alanla ilgili olarak da bunları ne yapabiliyoruz? Verebiliyoruz. Tıkladık. Getirdik. Dikişlerimiz ne yaptı? Şu anda oluşuyor mu? Evet, oluşuyor. Ve tıkladık. Tıkladık. Bakın, ayarlamalarımız burada. Sonra buradakilerin dikişlerini yapmamız gerekiyor. Bunları da ben hemen uygulamış haliyle kullanmış olalım. Ve dikişlerimizi yaptık. Yaptıktan sonra hemen direkt ekranımıza bunları aldık arkadaşlar. Şimdi buradaki bazı düzenlemelerimizi yapacağız ve ondan sonra da arkadaşlar yerleştirmemizi yapacağız. Nasıl durduğunu görmüş olacağız ve ona göre de ayarlamalarımızı, bakın mankenimizi biz 3 boyutlu olarak istediğimiz noktaya doğru çevirme imkanına sahip olabildik. Bunların ayarlamalarını kullanabildik ve şimdi nasıl durduğunu, nasıl ayarlandığını da ne yapacağız? Görme imkanına da sahip olabileceğiz arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım size. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu dikişimizin nasıl durduğunu bir görmüş olalım. Bakın ne kadar iyi şekilde ayarlamalarını yapıp, bakın bu ayarlamalarını yapabiliyoruz bu şekilde. Evet. Şu anda arkadaşlar kalıbımıza bakarsınızsa dikişimizin nasıl durduğunu, çok net olarak giyildiğini görebiliyoruz. Bakın. Ve biz şimdi bunun üzerine istediğimiz şekilde arkadaşlar ne yapabiliyoruz?
istediğimiz şekilde kumaş giydirme imkanına da sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Tabi dışarıdan beğendiğiniz bir kumaş varsa o kumaşları getirip atabiliyorsunuz. Bunun üzerinde uygulayabiliyorsunuz. Hatta bakın ne kadar bir esnek bir yapıya sahip olduğunu burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok teknik bir nokta. İstediğiniz yerden alabiliyorsunuz. Bunu diğer programların hepsinden, Gerber'den, Asisten, Lektra'dan, kullanabileceğiniz bütün programlardan rahatlıkla getirip uygulama yapma imkanına sahipsiniz. Hocam bunu böyle yaptınız, bunu buradan getirdiniz, yani buradaki kalıbı alıp buraya getirdiniz, bunu sıfırdan biz çizebilir miyiz dersiniz. Şimdi birazdan da sıfırdan çizilerini de göstermiş olacağım arkadaşlar. Bunu da bu şekilde takip etmenizde yarar var arkadaşlar. Şimdi kumaş giydirelim ve bir de onu sıfırdan nasıl uygulandığını gösterme imkanına da sahip olabilirim. Arkadaşlar bakın, tek bir video izlemeyin. Bunu izledikten sonra diğerlerine de bakın, çok faydalı olacak sizin açınızdan. Bunu da belirtmiş olalım size. Evet arkadaşlar, şimdi kumaşlarımız burada. Bakın modelimizin üzerine hangi kumaş istersinizse, bakın burada kumaşlarımız var. Bunlar jipek halindeki veya sizin firmanızdan, işte kumaşınızdan aldığınız kumaşlar olabilir. Bakın üzerinden tutuyorum. Üzerine bıraktığım zaman tamamen giydiğini, nasıl durduğunu buradan görme imkanına sahip olalım. Bakın şimdi şu şekilde bunu ayarlamış olalım. Biraz büyütüyorum. Hocam bu kuplu olduğu için hepsini de bu şekilde gösterebiliyor. Biz bunu istersinizse ne yapabiliyoruz? Bakın küçültebiliriz hepsini seçerek. Ben bunların seçimlerini yapayım şöyle. Bakın şimdi istediğimiz noktada biz bunu ne yapabiliyoruz? Bakın küçültmelerine kadar ayarlamalarımızı yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. İstediğimiz kumaşı ne yapabiliriz? Şu şekilde verevine çevirebiliriz, değiştirebiliriz. Bakın büyüdüler. Şimdi ne olacak? Küçüldüler mi? Evet küçüldüler, bakın. Hepsini de görebiliyor musunuz bunun? Ama hocam ben bunu beğenmedim. Arkadaşlar istediğiniz kumaşı buradan jipek halindeki kumaşların hepsini koyabilirsiniz. Bakın şimdi şunu alıp bırakıyorum. Bakın. Aynen giyildi mi? Giyildi. Küçültmek istiyorum diyelim ben bunu. Bakın. İstediğim şekilde küçültebilirim, büyütebilirim, orantılı hale getirebilirim. Bakın. Ekranımızda bu. İsterseniz bunu edit de edebilirsiniz. Bakın ben şunu birazcık daha bu tarafına doğru alabilirim. Değiştirebilirim. Farklılaştırma imkanına da sahip olabilirim. Bakın biraz bu tarafa doğru aldım. Değiştirme imkanına da sahip olabilirim. Küçültüyorum. Büyütüyorum. Hayır ben kumaşı da sevmedim diyorsunuzsa, dediğim gibi bakın şu kumaşı alıp atalım. Bakın bu kumaş olsun. Bunu küçültelim. Evet. Bakın. Ne kadar etkin bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi bunun üzerindeyken bakın ne kadar güzel bir şekilde durdum. Hocam şu yakayı birazcık aşağı doğru indirmek istiyorum ben dersinizse, o yakayı da biz aşağı doğru indirebiliriz. Yani o yakanın, bakın dikkat edin, kalıbımızın üzerinde seçmiş olduğumuz alandan şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Buradan bakın aşağı doğru indiriyorum, bakın. Yaka oynuyor mu? Pilesinden pensine kadar her türlü arkadaşlar ayarlamayı biz bunun üzerinde ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda ekranda bunu görüyorsunuz ve bakın biraz önce kumaşlarını giydirdim. Bunun üzerine nakışı, baskısı, trikosu, dokuması, bunların hepsini zaten veriyoruz. Sitemizi incelerseniz de görebileceksiniz. Ve arkadaşlar bunu isterseniz duruşunu da dahil hepsini bir değiştirme imkanına sahip olabiliyoruz. Bakın şimdi ben buna farklı bir duruş getirmesini istiyorum. Bakın. Modelimizin durumuna bakın. Şimdi şovunu yapacak. Biz bunu yatarak, isteyerek her türlü uygulamada bunları gösterelim. İstediğiniz şekilde bakın ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Duruşlarını ayarlayabiliyorsunuz. Sonra isterseniz de ben bu duruşu hayır beğenmedim. Değişik başka bir duruş istiyorum diyebilirsiniz. O duruşunuzu getirme imkanına sahip olabilirsiniz ki bakın biz yine duruşumuzu bu şekilde ayarlamış olalım. Bak kumaşın ne kadar elastik olduğunu da bu arada görme imkanına da sahip olabiliyorsunuz. Bakın ne kadar güzel bir şekilde gösterilebiliyor. Ama ben bunu hareket ettirmek istiyorum. Ben bunu defile yapmak istiyorum dersiniz size de onu da yapabilirsiniz. Şimdi onun da ayarlamalarını yaptıktan sonra göreceksiniz ki çok rahatlıkla bunu ne yapabileceksiniz? Yapma imkanına da sahip olabileceksiniz. Evet arkadaşlar. Bakın ekranda görüyorsunuz. Ne yapıyor? Çok rahatlıkla yapılabildi mi? Defilesini yapabiliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bakın ne kadar doğal olduğunu görebiliyor musunuz? Bakın ne kadar doğal duruyor değil mi? Ben bunu istediğiniz duruşu, istediğiniz şekli, hareketi, konumu hepsini şey yapabiliyorsunuz. Ayarlattırabiliyorsunuz buna, biliyor musunuz? Çok rahatlıkla
bu işlemi yapma imkanına sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ne kadar doğal duruyor değil mi? Yandan görünüşü, üstten görünüşü. Ya arkadaşlar artık daha bilmiyorum, böyle bir teknik imkan varken bizi en kısa zamanda arayın ve en kısa zamanda sizinle paylaşmış olalım. Ve arkadaşlar bakın şimdi biz bunun isterseniz de ne yapabiliyoruz? Bakın ekranda bunun hatta giydiği kıyafetin kumaşını da bir şekilde ne yapalım, değiştirelim şimdi. Bakın şimdi buradan istediğim kumaşı alıyorum. O kumaşı istediğim bölgeye bırakabiliyorum bakın. Ne kadar değiştiğini, ne kadar şey yaptığını buradan görün diye yapıyorum bunu. Bakın ne kadar doğal olduğunu. Şimdi bunun hareketine yine devam ettireceğim ben. Bakın bütün kuplarına kumaşımızı koyduk. Bir tarafını o şekilde de bırakabilirim yani görebilelim diye. Bakın yaptık mı? Evet yaptık. Evet hadi bakalım. Yürümeye devam. Nasıl oldu ama? İşte arkadaşlar teknik bu. İmkan bu. Görüyor musunuz? Ne kadar doğal bir noktada olduğunu görebiliyor musunuz? Artık arkadaşlar bunu iyi şekilde değerlendirmenizde yarar var. Hatta bakın kumaşın yani kıyafetin nasıl gezdiğine kadar bunun ayarlamasına mümkün arkadaşlar. Bakın ekranda şu anda kıyafetin içerisinde insan yok ama onun şovunu bu halde de görebiliyoruz. Biz tıkladığımız zaman da alabiliyoruz. Evet arkadaşlar size bu bilgileri verdim. Şimdi bunun sonrasında da sıfırdan nasıl bir çizim yapabildiğimizi de sizinle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıntılı bir işlem için mutlaka bizimle görüşün arkadaşlar. Bu dersi Mustafa Yazıcıoğlu yani Mustafa Hoca anlattı sizlere ve Dünya Grafik Eğitim Merkezi'nin güzel bir hizmeti arkadaşlar. Dediğimiz gibi artık tekstilde hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Evet arkadaşlar ekranımızda da görüyorsunuz. Defilemizde bu arada izleme fırsatınız oluyor. Yani siz o yaptığınız işlemin alt fonunu da kendiniz değiştirmek kaydıyla bu ekranda gördüğünüz Dünya Grafik Design Eğitim Merkezi logolarının yerine kendi logolarınızı koyabiliyoruz arkadaşlar. Bu mekanı kendimiz ayarlayabiliyoruz. Şurada alkışlayan insanlar yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu mankeni dediğim gibi değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Duruşlarını, şurada selamını farklı şekilde yürürken farklı davranmasını isteyebilirsiniz. Değiştirebiliyoruz. Ve istediğiniz gibi bakın yandan, önden, bütün görüntülerine kadar bu şekilde bakın. Kamera sistemine de dikkat edin. Şu anda ekranda ben kamerayla onu takip ediyorum. Bakın dikkat edin. Ne kadar doğal bir şekilde onun yürüdükçe hareketlerini de takip etme imkanına sahip olabiliyorum. Işığına, kölgesine kadar her şeyini ayarlamak mümkün arkadaşlar. Bakın şu anda ben ekran olarak onu ne yaptım? Takip ettim. Şimdi yandan görünüşü bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar doğal bir şekilde oluyor. Dediğim gibi de istediğiniz kıyafetlerini de değiştirebiliyorsunuz. Bunları da söylemiş olayım ben size. Bakın şimdi üstten görüntüsü. Şimdi yandan. Ve buradan da arkadaşlar önden görünüşüne kadar görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu da bizim defilemiz. Defilemizi istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da arkadaşlar dersimizin bakın bunun uygulamalarını biz yapmıştık. Kalıbını biz çıkartmıştık. Defilesine kadar da yaptık. İstediğimiz şovumuzu da tamamladık. Ben şimdi arkadaşlarımdan şunu istiyorum. Yani böyle bir imkan varken artık bu imkanın değerlendirme zamanı gelmiştir arkadaşlar. Umuyorum arkadaşlarımız da bunu bu şekilde değerlendirmiş olurlar. Bakın ne kadar dediğim gibi doğal bir şekilde göründüğünü de bu şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizi takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın. Diğer videolarımızı aman ihmal etmeyin, izleyin. En kısa sürede de bizimle diyalog kurun arkadaşlar. Size istediğiniz şekilde ne yapalım? Yardımcı olmuş olalım. Hoşça kalın.